hepiniz hoş geldiniz. Psikolog profesör arkadaşım Sema Hanım bana bazı sorular soracak. Ben de ona yönlendirmesi şeklinde cevaplar vermeye çalışacağım. Ama her şeyden önce çok teşekkürler ederim geldiğiniz için. Sadece başlangıç olarak ben acizane tasavvuf yolunda ilerlemeye çalışan bir derviş kırıntısıyım. Sadece o kadar. Biz böyle dervişliğin başında olanlara çerviş deriz. Tam derviş olamamışlara. Şu derviş olmak zor iş. Kul olmak en zor iş. Ama tasavvuf nedir diye belki bir kısa başlangıç yaparsa, sıkıntı ve bela anında kalpte huzur duyma sanatına tasavvuf denir. Galiba işin özeti de buradan başlıyor. Sıkıntı ve bela anı. Çünkü hayatlarımızın çoğu sıkıntı ve bela halinde geçiyor. Allah'a çok şükür dünya bize devamlı bunları hazırlıyor. Bu yönden de bu sanat üzerine konuşacağız. Bu sanatı nasıl elde edebiliriz, nasıl kazanabiliriz? Nasıl dünyada rahat ve zevkli, dünyada cenneti bulma sanatını nasıl elde edebiliriz üzerine konuşacağız. Sema Hanım benim çok sevgili bir kızım ve öğrencim ama aynı zamanda da çok kıymetli bir hoca. O sorular soracak ama lütfen sizler de sormak istediğiniz soruları yönlendirin. Böyle küçük bir gruptayken hazır bir arada birbirimizle konuşalım efendim. Buyurun Sema'cığım. Hocam bu sabah geliyor mu ses böyle? Peki biraz daha yüksek sesle konuşmaya çalışayım. Bu sabah konuşuyorduk. Mevlana'nın bir sözünden bahsettiniz. Mükemmel sağlık ve çok para insanı Allah'tan uzaklaştırır diye. Hazır bir sağlık kuruluşunda iken biraz burayı açar mısınız? Efendim Hazreti Pir'in bu sözü gerçekten vurucu. İnsanı dünyada mutsuz eden iki şey vardır. Biri sağlıklı olmak, diğeri zengin olmak diyor Mevlana. Çünkü diyor kendinde bir varlık olduğunu addeder ve bunun daimi olduğunu zanneder. Yani sağlığın daimi, paranın da onu daima kuvvetli tuttuğunu zanneder. Halbuki para sadece Allah'ın kadir sıfatıdır. Sağlık da şafi sıfatıdır. Her ikisi de Allah'ın iki sıfatıdır. Ama insan sıkıntı ve bela anında işte o zaman şöyle bir hal alıyor. Kuvvetle, elimde bir kuvveti kudret yokmuş diye yaradanına sığınıyor. Mesela evlat kaybeden anneler bunu çok iyi bilirler. Öyle bir andır ki ben de acizane evlat kaybetmiş bir anneyim. Kaybetme kelimesini kullanmayı da sevmiyorum. Kazandık belki de çünkü öbür alem daha güzel bir alem. Şimdi bakın etrafınızda insan doludur ve o insanlar sizi çok seviyorlardır. Emin olun. Ama hiçbiri sizin içinizde hissettiğiniz acı ve sıkıntıyı hissedemez. Hiçbiri. Bir annenin kalbinde evlat acısını hissedemez. İşte o acı anında insan bir tek hakiki varlık olan Allah'ın kendisine yardımcı olacağını hisseder. Onun dışında hiçbir kuvveti, kudret ona yardım edemeyecektir. Ve öyle bir sığınır ki Peygamber Efendimizin öyle bir anım var ki benimle Allah arasına bir melek dahi girmedi anı hasıl olur. Bütün gücüyle Allah'a sığınır, bütün gücüyle Allah ona tenezzül eder, iyilir. İşte bu birleşme anı, o zaman yegane varlığın, yegane kurtarıcının, yegane koruyucunun Allah olduğunu idrak etme anıdır. Bunu bir kere yakaladınız mı, hiçbir kul artık sizi mesut edemez. Onun her yaptığı güzeldir ve her bizim için düşündüğü en güzelidir. Öyleyse neden korkayım der. Neden korkayım? Çünkü korku nefsin eseridir. Madem ki başıma gelecek olan her şey beni ona yaklaştıracak ve bana mutluluk ve huzur getirecek. Madem ki benim mutluluk saydığım şeyler bana mutluluk vermiyor. Ama Allah verebiliyor ancak. Öyleyse korkacağım ne var? Korkuların kalktığı an insanın kurtuluş anıdır.
İşte o zaman bu alemde cenneti yakalar. Çok iyi hatırlıyorum. Oğlum, Allah lütfetti, bir de erkek çocuk verdi bana. Oğlum genç bir delikanlıyken bir gün yok gece 3'te gelmedi. Ben de merak ettim anne olarak. Evde de bir tek ben varım başında. Şöyle salona gittim geldim, gittim geldim. Ve bir anda idrak ettim. Ben onu koruyabilir miyim? Sadece bunu düşündüm. Ben onu koruyabilir miyim? Hayır. Öyleyse niye merak ediyorum? Teslim etmem gereken yere teslim ettiğim zaman korkacak hiçbir şey yok. Onun başına gelen sıkıntı ve belalar da onun tekamülü için gerekli. O zaman aşırı korumacılığı kaldırıyorsunuz. Gerek kendi hayatınızdan, gerek evlatlarınızın hayatından. İşte bu hal, bu hal ama tedbir almamak değil. Tedbirinizi alıyorsunuz da güvenmiyorsunuz. Bu hal insanın içinde daimi bir huzur ve mutluluk yaratıyor. Buna kavuşan insan hiç kimseyle meşgul olmuyor. Gözünü sadece odak noktasına dikiyor. Benim için dünyayı söylemişler. Umuru bile olmuyor insanın. Çünkü yapması gerekenden başka bir şey önemli olmuyor. İşte insan bu alemde desinlerin kölesi olmaktan kurtulursa cenneti bulur. Yunus Emre'nin, Hazreti Yunus'un arı namusu terk etmeyen Allah'a ulaşamaz demesinin manası budur. Burada terk edilmesi gereken namus değildir, ar değildir. Başkalarının namus anlayışına göre hareket etmek değil, Allah'ın istediği şekilde hareket etmeyi ön plana almayan insan huzura, mutluluğa kavuşamaz diyor Yunus Emre. O zaman kalbinizden fetva alıyorsunuz. Kalbiniz sen doğru yapıyorsun, Allah'ın istediği gibi yaşıyorsun derse hiçbir söz, hiçbir laf, hiçbir kimse sizi incitemiyor. Bu çok büyük bir rahatlık efendim. Hocam ben bir önceki konudan yine bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Burada sanki bir ikilem var gibi görünüyor. Ona getirdiğiniz açıklamalar beni çok etkiliyor her zaman. Madem ki sağlık ve para beni Allah'tan uzaklaştırıyor, hastalığı ve fukaralığı mı talep etmeliyim? Hayır. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Hayır, bizim böyle bir talebimiz olamaz, haddimize düşmemiş. Hayır, yalnız geldiği zaman hastalık, ben anacığımı hatırlıyorum, bugünlerde dün, evvelsi gün vefat yıl dönümüydü onun, Allah'ına kavuştuğu o güzel günün yıl dönümüydü. Anacığımı hatırlıyorum, çok ağır bir yüz onası geçiriyor, bütün gücüyle o yüzü şişmiş, acılar ve ağrılar içinde bana şöyle dedi, kızım bu ecirdir, ecir. Bundan daha büyük lütuf olabilir mi bana? Allah'a yaklaşıyorum, Allah'ıma sığınıyorum. Daha güzel bir şey olabilir mi? Kur'an-ı Kerim hocam annemi ziyarete geldiğinde çıktı ve bana şöyle dedi. Cemal Nurcuğum, o mu hasta, ben mi hastayım bilemedim dedi. Şimdi ben cüce bir yeğenle büyüdüm. Gerçekten cüce bir yeğen. 1-10 santim boyundaydı, çok şişmandı. Yüksek ressam, çok hayatımda onun kadar mutlu bir insan görmedim. O zaman sakatlığın şurada olduğunu ve vücut sakatlıklarının hiçbir önemi olmadığını bana öğretti. O kadar imanlıydı ve o kadar kuvvetliydi ki size anlatmam mümkün değil. Bir sanatçı dostumuz, herkes ona aşık. Yani herkes onu çok seviyor çünkü onunla huzur buluyor insanlar. Cüce cüce diye arkasından alay ediliyor, o mutlu. Hiç hüzünlü görmedim, hep beraber yaşadım ömrümce. Bir sanatçı arkadaşım, Cemal Nur dedi, onun boyunun 1-2 santim uzatabiliyormuşuz bir ameliyatla. Parasını ben üstlendim. Müsaade ederse, izin verirse ben onu ameliyat ettireceğim. Hiç olmazsa tek başına bazı yerlere gidip gelebilsin. Ben söylediğim zaman küçücük ellerini çırptı. Anne şeker kız dedi. Sonra yüzü ilk defa buğulandı ve şöyle dedi. İyi de ben bu zevki satamam ki. Cüce olmak benimle Allah arasında bir zevk. Bir ilişki, beni cennete kavuşturan bir ilişki. Ben bu zevki satamam. Şimdi insan en zor anında bile böyle bir zevki kazanabiliyorsa, biz niye mutlu ve huzurlu değiliz? O zaman kendimize bakmak lazım.
Neyi yakalamıyoruz? Neyi kaybediyoruz? Beklentimiz ne? Neyin bizim için önemli olduğunun farkında değiliz. Tabii ki hastalığı istemeyeceğiz. Tabii ki sıkıntı ve bela istemeyeceğiz. Biz Allah'ın cemaline, güzelliğe ve mutluluğa talep edeceğiz. Ama gelince üzülmeyeceğiz. Mesele orada. Anlatabiliyor muyum hocam? Evet. Peki biz sohbetlere gelince, sizi dinleyince büyük bir rahatlık, hani korkudan arınma üzerimize geliyor. Ve buradan da çok büyük bir mutlulukla ve çayla çıkıyoruz. Ancak bu çok uzun sürmüyor. Hayatın zorluklarıyla, işte modern insan malum sürekli acıdan kaçma üzerine kurulmuş bir yaşam sürüyoruz. Hayatın zorluklarıyla karşılaşınca yine kendimizi duvara çarpmış gibi hissediyoruz. Bunu böyle bir daim kılabilmek için sürekli sanki sizinleymiş ya da bu sohbetlerdeymiş gibi olabilmek için ne önerirsiniz bize? Efendim, Allah aşkını çoğaltmak lazım. Gerçekten Yaratıcı ile irtibat kuran herkeste bu huzur ve mutluluk oluyor. Şimdi benim için, ben 64 yaşındayım çok şükür. Şuna benziyor hayat. Şimdi bugün sabahleyin konuştuk hatta. Mesela çok güzel bir eve taşınacaksınız. Şimdi de biraz daha problemli bir evde oturuyorsunuz. O çok güzel evi öbür alem gibi düşünün. Problemli evi de bu alem gibi. Ama gideceğiniz yeri bildiğiniz zaman, yani çok güzel bir eve taşınacağınızı bildiğiniz zaman artık bu evin problemlerini çok takmazsınız. Nasıl olsa kurtulup gideceğim diye. Ben o vaziyetteyim. O kadar zevkli bir hayat yaşıyorum ki size anlatamam. Yani ben bir adam değilim, adam olmadım henüz. Tek istediğim şey yeterli tevazuyu öğrenebilmek. Tam manasıyla o istediğim seviyeye gelemedim. Ama çok mutluyum. Gerçekten mutluyum. Yani onu hissediyorsunuzdur herhalde halimden. Yani benim de devamlı olanlar daha çok hissediyorlar. Çünkü bu dünyadaki hiçbir şeyin önemli olmadığını ve ancak çalışarak başkalarına hizmet ederek mutluluğu yakalayabildiğinizi görüyorsunuz. Yani yegane mutluluk kaynağı bu. Harvard Üniversitesi, ben şimdi Batı'dan da birçok öğrencimiz var. Çok şükür onları senelerdir anlatıyorum ama illa Harvard araştırınca inanıyorlar nedense. Harvard Üniversitesi 30 senelik bir araştırma yapmış. 30 sene. Dünyanın parası gitmiş. Mutluluk nedir diye. Bu sene verdikleri karar kendi için yaşamayıp başkalarına hizmetle vakit geçirmek. Bunu biz ta Mevlana'dan beri öğreniyoruz. Evet. Ve bunu hakikaten yaşadığınız zaman mutlu oluyorsunuz. Ben evlenenlere bile söylüyorum, gözünüzü birbirinize diktiğiniz zaman mutlu olamazsınız. Kusur görürsünüz. El ele Allah'a gittiğiniz zaman mutlu olursunuz. O zaman birbirinize hürmet ediyorsunuz. Saygı duyuyorsunuz. O hürmet ve saygı sevgiyi getiriyor. Öbür sevgiler çok geçici. Ama hürmet, saygı, sevgiyi getiriyor. Dolayısıyla insanların birbirini sevme sebebi bile, evladını sevme sebebi bile Allah'a hizmetiyle, insanlık alemine hizmetiyle alakalı. Böyle yaşadığınız zaman gözünüz odakta. Artık etraf sizi ilgilendirmiyor. Bu meseleyi yakalamak lazım. Ya bu çok önemli mevhum. Şimdi aşk nedir? Müsaade eder misin Semacığım? Hazreti Mevlana'nın bir manevi hocası var. İmam Gazali'nin abisi Ahmet Gazali. Çok büyük bir mutasavvuf. Kendisini incelemenizi çok tavsiye ederim. Ahmet Gazali Hazretleri aşkı 3 harfle anlatmış. Ayn, şın ve kaf. Ayn diyor, görerek başlar. Her şey Allah'ı görerek başlar. Saçmalama diyorlar. Allah görülür mü? Sen de koca bir mutasavvısın. Diyor ki, bak Mevlana'nın babası ne diyor? O kadar yokum, o kadar hiçbir şeyi programlayamıyorum. Bir saniye sonra mı dahi programlayamıyorum. Ama o kadar var ve hakim ki yokluğumla varlığını hissediyorum. Bundan güzel görmek mi olur diyor. Allah'ın varlığını hissetmeyi görmek deniyor. Benim bir sanatçı dostum şöyle dedi bir gün bana. Cemal Nur, bugün ilk defa ezanı duydum.
Halbuki İstanbul'da yaşıyor. Bangır bangır her taraf ezan. İlk defa dedi, vücudumun bütün molekülleri ezanda Allah dedi. Ben ilk defa ezanı duydum. İşte bunun adına Allah'ı görmek deniyor. Hadiselerde onun varlığını hissetmek. Bakın bütün İslam, dikkatinizi çekeceğim. İslam nedir? Eşhedü en la ilahe illallah. Hiçbirimiz biliyorum, eminim Allah vardır ve Allah birdir demiyoruz. Şahadet ederim ki, şahitlik ederim ki, gördüğüme iman ederim ki. Nasıl göreceğiz Allah'ı? Yaratılmış her varlıkta onun var olduğunu hissederek. Şimdi biz tasavvufla ilgilenenler şuraya böyle kuvvetle vurmayız. Bir maddeye bile kuvvetle vuramayan adam insana nasıl vurur? Hayvana nasıl kötü muamele eder? Neden? Şu ayete dayandırırız. Her şey beni tesbih eder. Her şey beni anar. Allah Kur'an-ı Kerim'de böyle diyor. Her şey, herkes demiyor. Her şey. Şimdi şunun içinde milyonlarca atom Allah diye dönüyor. Her şey onu anarken siz buraya nasıl vurabilirsiniz? Böyle bir bakışla her yaratılmışa hürmet etmek Allah'ı görmek demek. Her yaratılmışta ondan bir parça olduğunu idrak etmek, Allah'ı görmek demektir. Gördük. Ne oldu? Görünce yavaş yavaş aşık olmaya başladık. İnanamıyorsunuz. Ya nasıl bir... Ben geceleri kendim yalnız oturuyorum evimde. Gece ibadet ederim ben. Bazen diyorum ki sen nasıl bir Allah'sın? Ya nasıl güzel bir Allah'sın sen? İnanılmaz hadiseler dolu etrafımız ama biz görücü gözümüzü kapadığımız için göremiyoruz. Ne mucizeler. Yaşamamız mucize. Hayatta olmamız. Hayatta Allah'ı idrak edebilmemiz mucize. Şimdi bütün bunların içerisinde sarhoşluk başlıyor. Sarhoşluk başlayınca hani sarhoş adam nasıl tahtada yatar, oh ne rahat der. Hadiseler geldiğinde işte aynı bir sarhoş adam gibi hadiseyi oh ne güzel diye karşılamaya başlıyorsunuz. Buna bir iki örnek vermek isterim. 80, şu anda 100 yaşında teyzem benim. Şu anda 100 yaşında ve tek başına yaşıyor ve çok Allah aşkıyla dolu bir hanımefendi. Kendisi 1960 yılında kanser geçirdi. Annem de teyzemi görmeye gitti. Ama bizim ailede şöyle bir yapılanma vardır. Kimse ay kanser oldu vah vah demez. Ay kanser oldu acaba dervişliğini kaybetti mi? İtiraz etti mi Allah'ına der. Öyle bakarlar bizimkiler. Annem bu bakışla gidiyor, teyzemi hastanede buluyor, elinde mesnevi. Pişküreciğim gel bak diyor teyzem, Mevlana'm bana ne diyor? Hazreti Pir yazmışlar mesnevide, nohut haşlanırken acıyla yukarı doğru zıplar. Ahçı başı olan mürşit ya da peygamber efendim, hakiki mürşit olur. O nohutun başına vurur, iyice suyun içine sokar ki iyice haşlansın diye, iyice acı çeksin diye. Ve sonunda ne olur? Nohut yemek haline gelir, insan onu yer, nohutken insan olur. Nohutken acıyla insan oluyorsa ben bu ameliyatla insan olmayacağım diyor teyze. Şimdi bu bakış açısı geldiği zaman buna sarhoşluk diyoruz. Daha korkuncunu da gördüm, onu anlatmak isterim size. Gördüm, yaşadığım şeyleri anlatıyorum. Konya'da Mehmet amcamız vardı, hepimizin çok sevdiği, Allah rahmet eylesin. Hocam Sami Hayver'de onun için Konya'nın kutbu derdi. Ben de hep şaşırdım, niye Konya'nın kutbu Mehmet amca diye. 11 çocuğunu birden Zümrüt Apartmanı'nın altında kaybetti. Biz bir tane ettik, o 11 çocuk. 11'i birden öldü, koşarak gittim. Bana sabrı öğreten Mehmet amcam acaba nasıl karşılamıştı bu sıkıntı ve belayı? Mehmet amcam şöyle diyordu tek hayatta kalan doktor torununa. Kızım müteahhite sakın beddua etme. Öbür alemde cennette beraber kalktığınızda üzülürsün. Kız haklı olarak şöyle dedi. Ben şimdi bütün ailemi öldüren adamla aynı cennete girmek istemem doğrusu. Ne dedi Mehmet amca biliyor musunuz? Sırf benim duam o adamı cennete sokar. 11 çocuğumun birden şehit olmasına sebep oldu. Bundan daha büyük bir mertebe olur mu bir baba için? Bu bakış açısı normal bir bakış açısı değildir. Bunu kazanalım demiyorum. Bu çok üst bir seviye. Ama anlayalım diyorum. Ve hürmet edelim diyorum. Ve idrak edelim diyorum. Bir insan bunu kazanabiliyorsa
biz de daha küçüklerine tahammül etme gücünü öğrenebiliriz. Ve dünyanın çok kısa olduğunu ve aslında sadece öbür hayata hazırlanmak için bir fırsat olduğunu idrak ederiz. Hocam, ben Mısır'dayken demişler, Kenan Rıfai Hazretleri bir gün çevresindekiler demişler ki, biz sizin Mısır'a gittiğinizi hiç bilmiyorduk. Gaye Mekke'ydi, niye yolu anlatayım demişler. İşte bu alemde de gaye öbür alemdir. Bu yola bu kadar takılıp kalmanın gereği yok. Bu alem sadece hazırlık, bu çapalama, hazırlık devresini hayatın ana gayesi gibi kabul etmek kadar yanlış ve abes bir şey olabilir. İşte bu idraki kazandığınızda dünyada mutluluk denen şeyi yaşıyorsunuz. Ben tavsiye ederim acizane. Ne kazandın derlerse 60 senede sadece Allah'tan memnun olma sanatını öğren. O kadar. Başka bir şey değil. Ve aşkta sin, şın ve kaf kün, yani insan olma kabiliyetini eder. Kün ol demektir ve olursun. Yani görerek başlarsın, aşkın sarhoşluğuyla devam ettirirsin ve hakiki insan olarak, kamil insan olarak bu alemden Allah'a yükselirsin. Bundan daha da büyük bir zevk düşünemiyorum efendim. Şimdi tabii bu anlattıklarınız çok ileri seviyede ve birçok sorunun cevabı oluyor ama benim de zaman zaman aklıma takılan bir şey daha sormak istiyorum. Birçok kişinin de sorduğu. Bu modern insanın bir de birbirimizle karşılaştırma durumu var. Çocuklarımızı karşılaştırıyoruz. İşte bana o kadar bir hakkaniyet arayışı, bir adalet arayışı var. Hatta dünyada bugünlerde olan acı şeylere de baktığımızda hani birileri çok rahat yaşıyor, birileri çok acı çekiyor. Hatta bu sabah yine iki araştırma üzerinden konuşmuştuk. Bir balondu, ikiz kızların Godin. Fransız düşünür. Bir de şempanzelerle yapılan deney üzerinden. Bu adalet durumuna, karşılaştırma durumuna da biraz açıklamayı. Ben tavsiye ederim, Casuslar Köprüsü diye bir film geldi. Oscar'a aday. Lütfen onu görün. Lütfen. Köprüsü, lütfen. Spielberg'in bir filmi. Şimdi bir aşağıdan bakış var. Aşağıdan baktığınız zaman her şey yanlış, her şey abes. Bir de yukarıdan bakış var. Yukarıdan baktığınızda her şey o kadar güzel ve yerli yerinde ki, filmin konusunda bir Amerika ve Rusya'nın problemli olduğu komünizm devrinde bir Rus casusu Amerika'ya giriyor. Şimdi Amerikan halkı için o casus korkunç bir şey. Yani. Korkunç bir şey. Ama casus evliya. Casus evliya ve casus kendi ülkesi için bir kahraman. Yani şimdi baktığınızda herkes haklı. Haklı olmayan hiç kimse yok. Orada Müslüman'ı öldürmeye gelen Hristiyan kendi dini için öldürüyorsa ya da dini için mücadele veriyorsa o da kendine göre haklı. Ve Allah'ın büyüklüğü orada ayırım yapmaksızın nefsini araya koymayanı yanında olmak. Şimdi Allah nefsini araya koymayanın yanında olunca ben sadece güzel bir dine sahibim diye haklı olmuyorum. Nefsimi koyarsam haksız durumuna düşüyorum. Öyleyse adalet Allah'ın baktığı gibidir. Bir hikaye anlatayım bunları. Önce Garodi'nin o çalışmasını anlatayım. Garodi biliyorsunuz 20. yüzyılın en büyük düşünürü kabul ediliyor. Bir Müslüman mutasavvıf. Fransız Komünist Partisi'ni kurmuş Fransa'da, sonra Müslüman olmuş. Şöyle bir araştırma yapmış, iki tane balon almış. Bu iki balonun ipleri aynı, ebatları aynı, renkleri aynı. İki kardeşe bu iki balonu vermiş, eşitlik sağlamış dışarıdan. 5 dakika sonra kardeşlerden biri öbürünün balonu benden daha güzel, onu istiyorum demiş. Şimdi Garodi diyor ki dışarıdan eşitlik getirilmez. Ama bunun yanında mesela şöyle bir hikaye var. Hazreti Hasan'la Hüseyin, büyük sultanlar, birbirleriyle biraz böyle hafif kırılmışlar birbirlerine, konuşmuyorlar. Şimdi demiş ki bir Müslüman, vallahi demiş bize demiş konuşmamak yasak. Müslüman Müslüman'a kırgın olmaz.
siz de demiş Ehl-i Beyt'siniz, bize örnek olacaksınız. Niye konuşmuyorsunuz? Demiş ki Hazreti Hüseyin, iyi de demiş, biz şunu duyduk dedemizden. Kim önce af dilerse Allah indinde en yüksek seviyeye o ulaşır. Şimdi ben af dileyim de kardeşimden daha yüksek seviyeye mi çıkayım? Bu eşitlik, bu idrak. Yani önce başkası iyi olsun. Önce karşımdakini memnun edeyim. Benim önemim, benim zevkim karşımdakini memnun etmektir. Lafının getirdiği eşitlik adalettir. Gerçek adalet buradaki. Böyle baktığınızda bu dünyada hiç hata yok. Hiç yanlış yok, hiç abes yok. Şimdi diyeceksiniz ki iyi ama şu kötü insanlar ne olacak? Çok güzel bir hanımefendi düşünün. Çok güzel bir hanımefendi. Herkes burada öyle maşallah. Şimdi bu hanımefendinin kalbi var, gözü var, aklı var ama bağırsağı da var. Bağırsağı tek başına getirin şuraya koyun hepimiz iğrenç diye kaçarız. Ama bütün içinde o bağırsak işlemezse o vücut çalışmaz. Öyleyse bu alemde bağırsak mesabesinde insan da var. Kalp mesabesinde insan da var. Göz mesabesinde insan da var. Bunların hepsi doğru çalışacak ki ancak alemin bütünlüğü ve düzeni sağlayabilsin. Öyleyse bu bütüne hürmet etme zevkini idrak etmek adalettir. Yoksa o bana şunu yaptı, bu bana bunu yaptığıyla meşgul olursak bu alemi kaybederiz arkadaşlar. Mutluluğu da ve huzuru da kaybederiz. Bu bakış açısıyla çok güzel bir araştırmadan sabah bahsetti. İki şey söylemek istiyorum burada, çok çok önemli benim için. Bir tanesi maymunlar üzerine bir araştırma yapmışlar, filmi de var zannediyorum. İki maymuna da taşları aldıkları zaman salatalık vermişler. Maymunlar gayet mesut salatalığı yiyorlar. Sonra bir maymuna üzüm, diğerine salatalık vermişler. Öbür maymun bakmış, ondaki üzümü görmüş, salatalığı atmış. İkinci defa aynı şey tekrarlanınca kıyamet koparmış. Demek ki insanın halinden memnun olmaması maymun olmasından başka bir şey değil. Yani bu bakış açısından bakarsanız hayvani taraflarımız ağırlık bastığı zaman biz işte şikayet ediyoruz. Ama onda daha güzeli var. Onda daha güzeli var. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu son günlerde çok mutluyum ben. Biz bir enstitü kurduk, tasavvuf enstitüsü. İlk defa ilahiyat, Türkiye'de ilk defa ilahiyat fakültesi içinde olmayan bir tasavvuf enstitüsü kurduk Üsküdar Üniversitesi'nde ve tasavvuf profesörlerimiz orada ders veriyorlar. Acizane ben de veriyorum ve orada master programlarına ve sertifika programlarına başladık. İki tane de dekan öğrencimiz var bu sene çok şükür. Şunu söylemeye çalışıyorum, orada çok güzel araştırmalar yapılıyor beyin çalışmaları üzerine. Beyin ve maneviyat. Mesela peygamberin enerjisinin niye çok yüksek olduğu, manevi enerjilerin yüksek olduğu, bunlar çalışılıyor. Çok önemli bir çalışma yapmışlar. Buraya dikkatinizi çekeceğim. Dünyada en küçük beyin Hazreti Muhammed'inmiş. Acıyla beyinler küçülüyormuş. Acı çektikçe beyin küçülüyormuş. Şimdi bana söylendi ama içindeki enerjiyi düşünün ne kadar yüksek. Bu bana söylendiğinde hiç şaşırmadım. Çünkü bir hafta önce benim bir problemim oldu. Kardeşim iç organlarımın MR'ını çekti. Doktor kardeşim, yazıklar olsun sana dedi bana. O kadar zayıflamışsın ki kalbin şu kadar kalmış dedi. Hiç kas yok dedi. Ben de dedim ki sen o kadar kalbin içindeki aşka bak. Yani küçüldükçe aşk artan bir şey var orada. Enerjiyi arttıran, aşkı arttıran. Onun için yani acıların en yücesini Hazreti Peygamberler çekiyor. Ve o aşkla o acıya nasıl bir tahammül, nasıl bir güçlü tahammül. O Hazreti İsa'nın düşünsenize o kadar acıya tahammülü neden? Hazreti Hüseyin'in, Hazreti İsa'nın paratoner gibi acıyı çekiyor ki halka örnek olsun diye. Ben halka örneğim, bak ben dayanıyorsam herkes dayanabilir diyor. Şimdi bu bakış açısından bana hiçbir şey olmasın, ben pamuk iplikleriyle yaşayayım. Hazreti Musa'ya çok iyi biliyorsunuz, Allah diyor ki beni görmek istiyorsan iki ayakkabını çıkar da gel. Hazreti Musa soruyor, iki ayakkabı nedir ya Allah'ım? Dünyada rahat isteğiyle,
ahirette cennet isteği. Bunları bırakmadan beni göremezsin ya. Hep öyle dua ediyoruz hocam. Efendim? Hep öyle dua ediyoruz. Edelim gene de. Gene edelim. Bizim niyazımız hep pozitif olsun. Negatif enerji istemeyelim. Ama gelince üzülmeyelim. Gelince izin. Asıl mesele mesela bana göre bugünün en büyük evliyası kim diye soruyorlar. Türkiye'de şoförler diyorum. Yani dünyadaki sıkıntı ve belaya tahammül ölçüsünde insan evliya olur. Veli olur. Onlara tahammülü ölçüsünde, onlardan memnun olma sanatını elde ettiği ölçüde insan huzur ve mutluluk bulur. Buyurun efendim. Hocam salı günü soruyu sormuştum size. Çarşamba günü. Ancak sorunun cevabı ablamla birlikte dinlemiştik. İkimizin de farklı olmuş yorumu. Yine bahis geçince böldüm sohbetinizi. Ne güzel. Sorun lütfen. Evliya doğulur mu, evliya olunur mu demişti. Evet. Siz de bir tohum gibidir. Ama bırakmazsanız, beslemezseniz. Evet. O makama çıkamazsınız. Çıksanız bile her an için tehlike, yani düşmeniz. Evet. Söz konusu olabilir. Şimdi ben bu cevaptan şunu anladım. Her insanda o tohum yok diye anladım. Ablam da herkeste vardı yani. Şimdi bu konuyu netleştirsek çok memnun. Herkesin kamil olmaya meyli vardır ama peygamber seviyesinde değil, kutup seviyesinde değil. Herkes, bakın şöyle anlatayım, herkes kendinde Allah'ın bir ismini taşır. Nasıl ki elma tohumu vardır, armut tohumu vardır. Yani şu hikaye de bunu çok güzel anlatıyor. Hazreti Ebu Bekir çok verici, malum haliniz. Hazreti Ömer de çok adaletli. Şimdi savaş olacak, Peygamber Efendimiz'in paraya ihtiyacı var. Hazreti Ebu Bekir nesi var, nesi yoksa satmış, böyle kıyafetleri dahil getirmiş, Peygamber'e vermiş, al kullan diye. Hazreti Ömer de nesi var, nesi yoksa satmış, yarısını çocuklarına bölüştürmüş. Kendi hakkını da olduğu gibi Peygamber'e getirmiş. Ama bir bakmış ki Ebu Bekir hepsini verdi. Kendi o kadarını verdi. Demiş ki peygambere, ben niye bu Bekir olamıyorum? Niye ben getiremiyorum hepsini? Peygamber demiş ki, olma. Sen isminde en güzelsin. Adalet isminde. Ebu Bekir isminde en güzel. Vericilik isminde. Demek ki herkes kendindeki ismi ortaya çıkarmak için bu alemde var. Demin Semacığımın bana sorduğu, birbirimizle mukayese edilmek için değil, kendimizde kemale ulaşmak için. Ve evliyalık değil ama kemal noktasına ermek herkes için bir izindir. Yeter ki kendini geliştirsin. Yani o ismi ortaya çıkarsın, o ismi aşikar et. Anlatabildim. Çok güzel, çok doğru anlamışsın. Başka soru var mı acaba? Evet, sana kaldım ben de. Peki, hocam yine modern insan diye başlayayım ama hepimizin mutluluğu bir dışarıda arama halimiz var. Evet. İşte o olursa mutlu, yani böyle bir koşullar silsilesine bağlı ama yine araştırmalar gösteriyor ki oraya erdiğimizde de bir türlü mutlu olamıyoruz. Hep söylersiniz beni, şu pirin şeyi çok etkiler. Sizin tek sorumluluğunuz var. Mutlu olmak. Evet. Diye. Buraya Bir gün bir cami imamı vaaz veriyormuş. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri de teşrif etmişler. İşte imam da nasıl cehennemde yanacağız, şöyle olacağız filan anlatıyor. Ay çok gücüne gitmiş Beyazıt-ı Bestami. Demiş ki imam efendi, vallahi Allah bir tek soru soracak öbür alemde. Ben bütün ömrünce seninleydim, sen neredeydin diyecek. Çünkü mutluluk ve huzur Allah'ın huzurunda olmakla alakalıdır. İnsan o yaratıcısıyla ilişki kurduğu ölçüde huzur içindedir. O zaman etrafın hadiselerini görmemezlikten geliyor. Onun için istekleri bir şeye bağlı olmuyor. Şu olursa mutlu olurum, bu olursa mutlu olurum değil. Zaten benim Türkiye'de en büyük problem olarak gördüğüm kendi çocuklarımda da hiçbir şeyin tadını almadan yaşıyorlar. Nişanlılar kavga, evliler ay çocuğum olacak mı, çocukları oluyor ay ikinci gelecek mi, hep bir şey beklentisi içinde. Bir çok şükür lafını duymuyorum.
Halbuki o çok şükür. Mevlana diyor ki şükür memesini emmezsen Allah şükredecek şey vermez. Devamlı şükret. Yani hadiselerin hepsine şükret. Her hadiseye ki hadiselerin içinde şükrü görmeye başla. Çünkü her hadisede şükredecek bir şey vardır. Daha kötüsünden Allah korudu çok şükür dersiniz. Böyle baktığınızda beklentiler kayboluyor. Anı yaşıyorsunuz. Hocam Samiha Everdi şöyle derdi. Bütün geçmiş seni bu ana hazırladı. Bu anda yarını hazırlayacak. Anın tadını çıkar. Şimdi ben acizane burada konuşurken daha önce ilk senelerdeki konuşmalarımda hep işte iyi konuşabilecek miyim, inşallah tesir ederim falan bunlarla meşguldüm. Sonra bir gün dedim ki sen deli misin? Ne anlatıyorsun? Allah ve Peygamber. Tadını çıkar. Boş ver etrafı. Sen tadını çıkar. Anlattığın şeyin zevkine bak. Sana verdiği enerjiye bak. Böyle yaptığınız zaman artık başkası diye biri kalmıyor ortada. İşte bu da anı zevkli yaşamaya sebebiyet veriyor. Zaten ben çok gördüm. İlla şu evim olsun deyip o eve giremeyen çok insan. İlla şunu yapayım deyip. E şimdi görüyorsunuz çok büyük insanlar ölüyorlar. Yani her şeye sahipken bak diye gidiyorlar. E demek ki o her şeye sahiplik hiçbir şey ifade etmiyor. Ve üstelik mesela çok büyük ders oldu bana Mustafa Bey'in ölümü. En büyük hastaneye sahipken en kötü hastanede öldü. Yani hiçbir şeyi olmayan, ben çünkü o hastanede bir öğrencim çalışıyor. En kötü hastane. Hani programlayabiliyor musun? Hani nerede program? Hani neyi engelleyebiliyorsun? O halde kaderi, şimdi bana şunu sorabilirsiniz. Kaderi önlemek mümkün mü? Asla. Asla ama neyi değiştirebiliriz onu söyleyeyim. Kaderi yaşarken ondan zevk alabiliriz. Mutlu veya mutsuz olabiliriz. Şimdi en son yapılan bir araştırmada o da çok etkiledi beni. Önünüze kırmızı ve maviyi getirmişler. Elektrotlarla beynin daha önceden seçimine bakıyorlar. Zaten 15 dakika önce kırmızıyı seçmiş beyin yani. Orada sadece seçtiği şeyi seçtim diye gösteriyor o kadar. Seçim hakkı yok. Ne hakkı var? Kırmızıyı seçtim diye sevinmek hakkı var. Yani kaderi güzel yaşamak elimizde. Yoksa kader değişmiyor. Bunu anladığımız zaman her şeyden zevk alma sanatını elde ediyorsunuz. Epiktet'in çok mühim bir sözü var. Diyor ki Allah'ın takdirine karşı hareket etmek akıntıya karşı kürek çekmeye çalışan aptalın işidir diyor. Gene çok sevdiğim Mesnevi'nin bir hikayesi vardır. Adamın biri, çok seviyorum ben Mesnevi'nin hikayelerini, adamın biri Azrail'i şurasında görmüş. Şurasında görünce doğru gitmiş Hazreti Süleyman'a. Ay demiş Azrail'i gördüm, içime bir şey doğdu, Mısır'a yolla beni demiş. Mısır'a yolla kurtulacağım orada eminim demiş. Hazreti Süleyman görmüş, saçmalama demiş. Yok ne olursun, çok yalvarıyor, yolluyor adamı. Daha sonra Hazreti Süleyman Azrail'e karşılaşıyor. Diyor ki adamı niye korkuttun? Korkutmadım ki diyor, şaşkınlık içindeyim. Allah bana dedi ki diyor, yarın git şu adamın canını Mısır'da al, niye hala buralarda dolaşıyor diyecek. Hale bakın arkadaşlar, bu kadar güzel bir programın içinde ben kendi kaderimi yazıyorum zaten. Yazıyorum ve kaçtığımı sanıyorum komik olan taraf. Neden kaçıyorum? Buyurun canım, ne güzel, bravo. Daha önceden kafamda kurcalayan konular, sohbetinizde yer alınca böyle durumda kalıyorum, aklınıza sığınarak. Ben çok memnun oldum. Hocam, kaderi söylediğinizde Allah'ın denetimindeyiz. Evet. Amenna. Peki, evlilik kader mi dediğimizde, diyelim ki ben kendi kafamdan yorum yapıyorum, kader diyelim. Evet. Peki, kaderse neden boşanma hakkı tanınmış? Boşanma? Hakkı tanınmış. Boşanmak da kader. Yani o sizi terbiye için bir müddet hayatınıza giriyor. Allah ezelden... Peki orada kaderinize karşı koyacak siz bir şey yapmıyorsunuz. Hayır, sizin bir eyleminiz yok. Hiç, bakın dua nedir? Duaya bakalım. Dua nedir? Önce Allah içimize isteği verir. Sonra o konuda dua ettirir. Sonra ben derim ki dua ettim de oldum. Ne komik. Her şey ezeli programın yani dahilinde. Yani kullanmak da kader. Tabii.
Çalışmanız bile kader. Evet. Peki, çok teşekkür. Buyurun efendim. Peki kötülük de mi kader? Tabii. Kötü, hayır şöyle. Kötü insan kötüdür. İyi insan iyidir. Fakat kötü insan da kötülüğünden mutlu. Ben genç kızken, hakikaten şimdi bu o kadar güzel bir adalet ki size anlatamam. Genç kızken yalnız Dallas dizisini seyrederdim. Çok şaşıracaksınız. Bütün gün Ceyar'ı seyrederdim. O kadar bana ters bir adam ki yani. O kadar bana ters. Şimdi tam diyorum ki belki mutlu olur artık yakalar. Evlendi sevdiği kadından. Artık burada yakalasın diyorum, dualar ediyorum filan. Asuman kardeşim de diyor ki deli misin? Dua ettiğin adama bak diyor. Neyse böyle bir vaziyette. Adam mutlu değil. Problem çıkarıyor. Çünkü adamın mutluluğu mutsuz olmakta yatıyor. Benim mutluluğum onu mutsuz ediyor. O huzursuzluğu seviyor. Önüne ne kadar çok insan vardır çevrenizde. Şimdi fark edeceksiniz, dikkat edin. Onlar mutlu insanları kıskanırlar ve mutsuzluğu hayat tarzı edinmişlerdir. O zaman size şunu soruyorum. Benim cennetim onun cenneti olabilir mi? Öyleyse o kendi cennetine gidecek, ben kendi cennetim. Onun cenneti benim cehennemim, benim cehennemim de onun cenneti oluyor yani. O kadar güzel bir adalet içinde. Ha kim sorumlu? Ben iyiysem ve iyi olduğum halde nefsime uyup kötülük yapıyorsam orada vicdan azabı çekerim. İşte cehennemin adı odur. Anlatabildim. Rica ederim. Hocam bir şey sormak. Buyurun canım. Öncelikle Allah razı olsun. Sizden razı olsun. Ben bu hatırlatmak istemem ama Özgecan olayıyla ilgili bu konuşurken Allah'ın orada belki müdahalesiyle ilgili şöyle bir yorum yapmıştım. Acaba doğru mu? Belki bu hani bize ibret olması için yaşanan bir olaydı. Onu yapan kişilerin de belki hani sınavlarıydı. Ben şöyle dedim, Özgecan orada o olayı yaşarken belki Allah onun ruhunu çoktan aldı. Kesinlikle. Ve ona onu yaşatmadı. Tabii. Ya buna iman ettim bilmiyorum. Ben de ediyorum. Hazreti İsa için buna iman etmemiz şart değil mi? Kur'an ona emrediyor. Öyledir. Aman adaletsizliği diye yok, bir şey yok, yok, görmüyorum yok, yani. Doğru. Bakın size bir tek bir şey anlatayım. Hazreti Hüseyin için yer yerinden inliyor. Benim hayatta en sevdiğim insan. Hazreti Hüseyin. Canımı verebilirim onun için. Öyle bir sultan. Fakat benim Hazreti Hüseyin için imanım şu. Bir hikaye anlatmak istiyorum. Olmuş bir hikayeden bahsediyorum. Mesnevi'de de Mevlana bunun üzerinde çok duruyor. Peygamber Efendimiz'in sahabesinden, çok sevdiği sahabesinden bir tanesi, peygamberin vefatından sonra bütün sahabeyi, kalanları yemeğe çağırmış. Ve muazzam şık bir örtü örtmüş. İşlemeli çok güzel bir örtü. Bu örtüde yemek de kirlenmiş. Kirlenince sahabe almış örtüyü, fırının içine atmış. Herkes demişler ki günah değil mi bu kadar kıymetli ve güzel bir örtüyü aldım fırına attım. Gülmüş adam, bir 15 dakika geçmiş, örtüyü fırından çıkartmış, örtü tertemiz, üzerinde hiçbir leke yok ve bir damla bile yanmamış. Demiş ki, olmuş bir hadiseden bahsediyorum. Demiş ki, der ki nasıl bu oldu? Çok kolay demiş, peygamberin dudağı değmişti o örtüye, yemekten sonra öptü o örtüyü. Onun dudağının değdiği yer yanmaz demişler. Şimdi o boyuna peygamberin dudağı kaç kere değiyor? Düşünün. Demek ki onlar sıkıntı ve belayı sıkıntı ve bela görmüyorlar. Ben öyle bir anneyle yaşadım. 1960 yılında babam idam isteğiyle yargılanıyor. Demokrat Partili olduğu için. Ve annemin başı seccade dedi. Ay çok şükür Hazreti Yusuf'a eşlik ediyoruz diyor. Yani evde böyle bir hava var. En son ölmeden birkaç ay önce hırsız girdi evimize. Her şeyi çaldı götürdü. Annem ortaya oturmuş. Ay görmeniz lazımdı yani Allah rahmet eylesin. Diyor ki biz şimdi girdik kardeşimle. Kardeşim evine girmiş. Kızlar bakın söylüyorum. Hırsızın bizden çok ihtiyacı varmış. Sakın kızmayın. Böyle karşıladığınız zaman yanıyor musunuz? Hazreti İbrahim'in yanmayışı da bu demek. Hadiseler onu yakmıyor. Çünkü diyor ki Mevlana, Allah ateşe yak emri vermezse ateş yakmaz. Su kesilir diyor. Serinletir diyor. İşte göl oldu. O demek. Yani hadiseler etkisini kaybeder Allah'la irtibat arttığında. Ama artmazsa hadiseler insanı yok eder.
mahveder gider. İşte bu bakış açısını kazanmak lazım arkadaşlar. Acaba anlatabiliyor muyum söylemek istediğim? Hocam tam da bu noktada şu da ikilem, buna verdiğiniz yorumlar da beni çok etkiliyor her zaman. Bu şekilde anlatınca insanlar, yani nasıl biz Pollyanna mı olalım? Yani Pollyanna da biraz hafif saflık ve hani aptallık derecesinde saflık gibi adlandırılıyor. Hı hı. Sizin hep bunun karşısında söylediğiniz her şey yerli yerinde olmalı ama şuradan olmamalı. Kesinlikle. Kesinlikle. Biraz... Efendim, adalet için mücadele edeceğiz. Şimdi o kızcağıza zarar veren insan için mahkemeye vereceğiz, mücadele edeceğiz. Çünkü peygamberin bir hadisi var. Zalimin zulmüne eşlik etmiş olursunuz. Onunla mücadele etmemek zalimin zulmüne eşliktir. İçten kin duymayacağız. İçten nefret ve kin duymak içte cehennem kurulmasına sebebiyet verir. Yoksa dışarıdan mutlaka mücadele edeceğiz. Mesele orada. O bakımdan dünyada adaleti sağlamak şart. Ama bizim gibiler, biz biraz daha affa filan meyilliyiz yani. Onun için bizim de adam olup biraz daha mücadeleyi öğrenmemiz lazım. Şöyle ki, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'ya Allah, hani Hazreti Musa çok celalli bir sultan ya, ya Musa Firavun'a biraz yumuşak davran buyurmuşlar. Hazreti Peygamber'e de, ya Muhammed Ebu Cehil'e biraz sert davran. Demek ki mesele meşrebinin tersine hareket etmek. O şekilde Allah'a ulaşıyorsun. Biraz böyle çok yumuşaksa biraz mücadeleyi arttır. Çok mücadeleyi seviyorsan biraz yumuşaklığı arttır. Ama boşuna maddi meselelerle ve negatif enerjilerle uğraşmamak lazım. Yani çok siyaset, çok böyle mücadele, neyi değiştirebiliyorsunuz ki? Yani huzur içinde Allah'ın verdiğinden memnun olma sanatını elde ettiğinizde ben kavgaları şaşkınlıkla izliyorum yani. Sadece şaşkınlıkla izliyorum. Mutlu olmayı öğrenince hiçbir şey problem değil. Her şey olması gerektiği gibi oluyor ve bitiyor. Her şeyde bir hayır vardır sözümüzde. Bununla çok mühim alakası var. Sizi çarpan bir kişi. Evet. Belki onu da anlatayım tabii ki. Hocam Sami Hayverdi'yi çok büyük bir öğretmendi. Kendisini arabamla şeye götürüyorum, böyle gezmek istediği kişileri ziyarete götürüyorum. Felçliydiler o sırada. Çok zor yürüyorlar. Bende yeni bir araba var, altımızda eşim almış ve çok tembih etmiş. Bu arabaya bir şey olursa seni öldürürüm dedi bana. Ben 30 kilometreyle hocamı yormayayım diye yavaş yavaş gidiyorum. İşte birkaç yer gezdikten sonra en son bir yere geldik. Tam durdum, arabadan indireceğim. Arkadan biri geldi, bütün gücüyle çarptı bize. Bir kere çok sarsıldık yani. Beni o çok üzdü. Hocam sarsıldı diye. Ve çocuk indi arkadaki arabadan. Abla ehliyetim yok dedi. Ben de çek git gözüm görmesin dedim. Ve hocamı çıkarttım. İlk soruları şu oldu. Çocuğa ne yaptın? Efendim ehliyet yokmuş git dedim. Çok kibarlıkla şöyle dediler. Cemal hocam bundan sonra bir kaza yaparsa onun vebali ikinizin üstüne ortak olarak dağılır. Onun için onu mahkemeye vermeliydi. Şimdi burada hak ve adaletin ne kadar önemli olduğu, adalet için mücadelenin ne kadar... Ama içimden kim duymadan bunu yapman gerektiğini bana öğreten bir öğretmen. Onun için ben mücadeleyi seviyorum. Hala bitmeyen bir mücadele hayatım var çok şükür. Fakat şunu size kesin şekilde söylemeliyim. 35 kiloyum, 64 yaşındayım. Normalde benim bir kenara çekilip kımıldamadan oturmam lazım. Ancak yaşayabilirim normalde. Hayatta bu kadar enerjik olabilirim çünkü Allah aşkı var. O aşkın ne kadar insanı enerjik kıldığını... Ve ne kadar hala her gün dersim var okulda, hiç bitmeyen bir çaba içindeyim. Neden insana bu yalnız Allah aşkı sağ? Ha şunu da söyleyeyim, bu dünya ile ilgili zerrece bir isteğim de yok. Ya, onun için mücadele etmiyorum, tanınayım, sevileyim, böyle bir derdim yok. Şunu öğrendim Ahmet Er-Rıfai Hazretlerinden, dünya ikiye ayrılsa, yarısı seni ekmek bıçaklarıyla parçalasa, öbür yarısı da zemzemlerle yıkasa,
İkisi de senin indinde aynı olmadıkça henüz insan olma sanatını elde etmemişsin. Şimdi bu bakış açısından hani ben biraz aleyhimde konuşanları da severim biraz yani. Öyle bir problemim çok olmuyor da Allah şaşırtmasın. Fakat çok methedildiğim zaman çok utanıyorum yani. Ama öğrendim ki o bile nefismiş. Neden? Çünkü senden methedilen kim? Allah, sen mi konuşuyorsun? E niye üstüne alınıyorsun da sen? Hale bakın arkadaşlar. Hale bakın. Yani birisi beni methettiğinde ben üstüme alınırsam üzüleyim. Ben değilim ki. Benim musluğumu kapadığı anda benden ses bile çıkmaz. İşte bu bakış açısından dünyada hiç kimsenin kimseyi etkileyememesi lazım. Yalnız Allah. Acaba anlatabiliyor muyum efendim? Var mı başka soru acaba? Son bir peygamberle ilgili bir şey anlatayım ben. Çok seviyorum. Aa tamam, buyurun efendim. Öncelikle katipleriniz için çok teşekkür ederim. Allah'ın izniyle tabii ki. Bazen hocaladığım bir şey oluyor. Şimdi her zaman konuşmalarınızdan anladığımız şu, nacizane kendi adıma. Yapan yaptıran Allah, birisine iyilik yapmak mecburiyetindeyiz. Ondan kötülük bile görsek, hani hizmet etmek açısından, Allah'ın rızasını gözetmek için yapmalıyız. Ama bazen öyle bir durum oluyor ki, kalbin efsane bir şey. Hani ben mi yapacağım? Biraz da bana ihtimal gösterirsin istiyoruz. Bu zamanda ne yapmamız lazım? Bu duyguyu nasıl bastırmamız gerekiyor? Bunu sormak istiyorum. Bir de bir sorum daha var izninizle. Belki konuyla alakalı değil ama namaz kılarken, özellikle de farz namazlarda, kendimizle alakalı duaları içimizden geçirebilir miyiz? Tabii ki. Önce ikinciden başlayayım. Peygamber Efendimiz rükuda çok uzun dururlarmış. Rükû biliyorsunuz isevilik demek. Ayaktaki halimiz musevilik demek. Bütün üç dini bir anda yaşarız biz. Zaten iyi bir Müslüman, çok iyi bir Musevi ve çok iyi bir Hristiyan olmazsa iyi bir Müslüman olamaz. Dolayısıyla her varlık namaz kılar ve rükuda özellikle ben sana teslimim Allah'ım demek. İşte o bir teslim anında o kadar çok dua ederlermiş ki size anlatamam. Mesela ateistler gelir, alışveriş eder, dönerler, peygamberi hala rükuda bulurlarmış. O bakımdan namazı imamla kılmıyorsanız, duayı içinize bol bol yaparak, selavat getirerek kılabilirsiniz. Ne kadar güzel, maşallah. Şükür de dahil. Çok, evet. Birinci sorunuz da, onu vallahi unuttum. Yani annem hocama sormuş, efendim demiş, tasavvufun bir ödevi var. Kırma, kırılma. Kırmamak kolay da demiş, kırılmamak işi çok zor demiş. Hocam da demişler ki iki kere iki kaç eder? Dört. Bunu sana rüyadan uyandırsam da sorsam beş der misin demem. Kızım ben sana diyorum ki yapan yaptıran Allah, kime kırılıyorsun demiş. Neden? Beni terbiye ediyor. Şimdi siz evladınızın bir konudaki kusurunu gördünüz. O kusurun da zarar vereceğini gördünüz. İki tane de evladınız var. Birisi daha o konuya takıntılı. O konuyu düzeltene kadar ona ikaz etmez misiniz? O çocuk o ikazı kabul etsin etmesiniz. Allah'a karşı sorumlusunuz. İkazı devam ettirirsiniz. E peki çocuk demez mi? Kardeşimi hiç ikaz etmiyor. Niye beni çok ikaz ediyor? Onu sevdiğiniz için çok ikaz edersiniz. Neden? O konuyu düzelsin de toplum huzura kavuşsun diye. Anlatabiliyor muyum? Hizmete devam edin. Hizmete devam. Beklemek yok. Beklentiyi kaldırın. Beklenti insanı mutsuz ve huzursuz eder. Aynen. Çocuklarımızdan da beklentimiz olmasın. Bir kere hiç olmasın. Neden? Çünkü mutasavvıflar hep şunu öğrettiler bana. Kime aşırı düşkünsen oradan bir tokat yiyeceksin bir kere ondan. Çok güzel Mesnevi'de bir hikaye var. Hazreti Nuh Allah'a diyor ki ya Rabbi bu benim oğlum değil mi? Benim oğlum değil mi? Neden gemiye gelmiyor da gemiye gidip gelin diyor oğluna. Dağa çıkacağım diyor. Çocuk da haklı. Tufan varsa dağa çıkar kurtulurum. Gemide kurtulurum baba diyor. Çocuk akıllı hareket ediyor. Üç kere sorunca Allah'tan nida geliyor. Ya Nuh ne zaman senin oğlun oldu?
Ben onu bir ömürlük sana beni öğretesin diye verdim. Ne zaman benimsedi? Biz o kadar benimsedik ki Allah evladımı aldı. Ya o Allah'ın malı zaten benim değil. Bana ait değil. Bana ait hiçbir şey yok. Ne kadar fakirleşirseniz ama madden değil. Multimilyarder olun önemi yok. Hiçbirinde gözünüz olmazsa, peygamber gibi fakrım iftarımdır olursa o kadar rahatlıyorsunuz. Şimdi Kerim burada mı bilmiyorum. Onunla ilgili bir şey anlatayım. Biz ana kız, ben genç kızken fena değildim, hoş bir kızdım. Üniversitede. Şimdi artık çok zayıf ve yaşlandım. İşte bir arkadaşımla karşılaştık. O da kızıyla geliyor seneler sonra üniversiteden. Kerim'le de ben gidiyoruz. Arkadaşım şöyle dedi kızına. Bu ne olmuş böyle? Bu nasıl bir kızdı? Bir sana anlatsam şaşırırsın. Bunu ama 50 kere söyledi yani. Bu ne olmuş böyle? Tabii Kerim de bozuldu yani. Bir cevap vereyim falan. Aman oğlum dedim. Kaybettiklerimin karşısına kazandıklarıma bak. Her kaybettiği insana çok büyük bir geri geliyor. İman et. Mal gidiyor, mülk gidiyor, madde gidiyor, güzellik gidiyor. Huzur geliyor, mutluluk geliyor, beklenti bitiyor. Öyle bir rahatlık geliyor. İşte bunları kazanmak peygamberin fakrım iftiharımdır. Fakirliğim iftiharımdır demesiyle alakalı. Sizin de bir şey daha söyleyeyim. Uzattım ama lütfen. Hani bu hizmet etme konusunda gerçekten söylediğiniz çok doğru. İnsan mutlu oluyor. Bir de hani sizin çok daha iyi bildiğiniz gibi Mevlana'nın bir sözü var. Allah gelip senin kulağına bir şey söylemez ama içinden bize kapatır ki Allah seni. Gerçekten o hani o bambaşka bir şey oluyor. Anlatılacak bir şey değil. Bazen biz biliyoruz Allah bizi duyuyor ama istiyoruz ki gelsin kulağımıza bir şey söylesin. Ben bazen hissediyorum ne yalan söylüyor. Söylüyor ama. Duymuyoruz. Olduğumuzlardan duymayabiliyoruz onu. Evet. Bir şeytan bir anda nefis belki ama bazen onlara bakmayınca. Çok güzel. Biz de çok, çok da her zaman kendi adıma söyleyeyim olmuyor yani. Bazen Allah şükür hissediyorum. Evet. Yani çok doğru bir şey gerçekten hizmet etmek. Kesinlikle öyle. Öyle. Bir de hemen bir cevap geliyor farkına varırsanız. Yine ben bir gün böyle evime doğru yürüyorum. Bahar açmış çok güzeldir bizim oralarda bahçeler falan. Mis gibi kokar. De biz arkadaşımı özlemiştim bir tanesi. Ay şimdi arasa da Cemal hocam seni özledim dese diye düşünüyorum. Telefon çaldı. Başka bir arkadaşım. Cemal hocam seni çok özledim dedi. O zaman anladım ki Allah bana seni özledim diyecekse niye illaki bir insana onu atfedeyim. Her yerden o ses gelir. Yani onu duymaya başladığınız zaman bütün konuşmalarınız zaten onunla oluyor. Mesele orada yani. Hakikaten öyle. Çok zevkli bir hayat tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Böyle bir şey anlatabilir miyim? Lütfen. Paylaşmayı çok isterim. Bununla çok memnun olurum. Bir gün Bodrum'dayız. Kızım ve eşim aynı gün üst üste beni çok üzdüler. Gerek yok ben duymuyor musunuz? Çok üzdüler ve ben yani dünya yıkılmış, altında kalmış gibi hissettim. Gece uyumadım, sabahleyin gelinle pazara gittik. Ve ben böyle sen biri ölmüş de o kadar mutsuzum yani. Cebim çaldı ve beni ay yıllardır aramayan birisi. Ben sana ulaşamıyorum. Canımsın, hayatımsın, sen bizim hayatımızı güzelleştirensin. İşte buyur. Şey, babamın cenazesine geldim, beni nasıl mutlu ettin, sana ulaşamadım, seni çok seviyoruz, hayatımıza hep güzellik getirirsin ve ben başladım ağlamaya. Rabbim dedim, üzülme diyor, ben seni seviyorum, ben böyle bir mesaj aldım. Üzülme diyor, seni seviyorum diyor, oğlunla kocana da çok değer vermiş. Hayatın merkezi onlar değil benim diyor yani. Çok güzel şeyin Halil Cibran'ın tavsiye ederim Ermiş diye bir kitabı var. Ben çok severim o kitabı bilir Monik'cim. O kitapta şöyle karı koca için şöyle diyor. İki kişi bir mabet kuracaklar. Evlilik bir mabettir. Ama birbirine yapıştırırsanız mabet çöker. Aralarından Allah aşkı geçecek kadar mesafe koyun diyor. Bütün mesele bundan ibaret. Hakikaten öyle. Mesajı doğru almış mıydı? Çok doğru almış. Evet, var mı? Bir son bir şey anlatayım, sizi yormayayım fazla. Galiba bütün hikmet burada yatıyor. Mesnevi'de olmuş bir hadiseden bahseder. Bütün düşünün, müşrikler Hazreti Peygamber'e geliyorlar ve diyorlar ki bizi evinizde, evlerinizde misafir edin. Müşrik dediğim yani puta tapanlar.
iman etmeyenler, peygamberin aleyhinde olanlar, yani ona çok düşmanlık edenler bir kalabalık grup halinde geliyorlar. Baş üstüne diyor peygamber, misafirsiniz, Allah'ın misafirisiniz. Hepsini evlere dağıtıyor, en şişman olanı da kendi evine alıyor. Halbuki yemek yok, içmek yok, azıcık bir yemek var evde. Adam inadına o azıcık yemeğin hepsini yiyip bitiriyor. Sırf peygamber ve eşine yemek kalmasın diye. Ve tabii ki Allah'tan emir geliyor. Odasının kapısını kilitledi. Onu bir odaya koyuyor, kapıyı da kilitliyor peygamber. Adamın da tabii gece midesi bozuluyor ve tuvalete gitmek ihtiyacı duyuyor. Fakat kapısı kilitli ve diyor ki şurayı yaparım, sabah da kaçarım. Putunu da çıkarmış, kenara koymuş. Orayı pisletiyor. Sabah da peygamber kapıyı açınca müşrik kaçıyor. Çok şişman bir adammış. Kaçıyor, yoldan bakıyor ki putu ne unutmuş. Bu arada sahabe odaya giriyor, pislik içinde oda. Sahabe diyor ki, efendim siz çıkın biz temizleyelim. Peygamber diyor ki, hayır, bütün alemin pisliğini temizleme vazifesini Allah bana nasip etti. Siz çıkın, ben tek başıma temizleyeceğim. Ve tek başına onu temizlerken adam geliyor ve görüyor ki koskoca peygamber elleriyle onun pisliğini temizliyor. Sen nasıl bir güzelsin diyor. Beni Müslüman et. Ve peygamber de diyor ki bu gece de benim misafirim olursan seni Müslüman ederim. Ve o gece hiçbir şey yemiyor, sadece bir bardak süt içiyor. Şimdi buradan şu anlaşılıyor ki bir Müslüman başkasına pislik veren olmamalı. Başkalarının pisliğini temizleyen olmalı. Ancak mutluluk ve huzuru öyle bulabilir. Bunu sağladığımız zaman peygamberler arasında fark yoktur. Onlar hep bir mananın çeşitli tecellileri. Hocama soruyorlar, ayet peygamberler arasında fark yoktur diyor. Neden Hazreti Muhammed'i çok methediyorsunuz? Diyor ki, güneş doğduğu zaman Hazreti Adem gibi düşünün. 12'de Muhammed'in tecellidir. Güneşte fark var mıdır? Sadece ilim farkı vardır. İşte onun için arkadaşlar şükredelim. İnsan olmuşuz. Allah aşkını öğrenmişiz. Çok şükür gideceğimiz yeri biliyoruz. Ve ölümü Şebi Aruz gibi bir zevk gecesi olarak kabul ediyoruz. Ve Sultan Veled'in ölmek üzereyken dediği gibi çok şükür bu vücuttan kurtulup gideceğim diyor. Vücutlardan kurtulacağız. Hocam Sami Ayber'de ölmeden yarım saat önce ağlıyorlarmış başucum. Niye ağlıyorsunuz? Bu odadan yan odaya geçeceğim demiş. Allah bunu anlamayı, idrak etmeyi, kimsenin ölmediğini, ölenin hayvani taraflarımız olduğunu ama ruhların ezeli ve ebedi baki olduğunu idrak etmeyi bize nasip etsin. Hastalıkları hoş görmeyi, ölümü güzel görmeyi, ölen için dua etmeyi, çünkü o memnun mesut kurtulmuş. Bizim de güzel karşılanmamız için dua etmeyi Allah bizlere nasip etsin efendim. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, Allah razı olsun.